Arkadaşlar merhaba, Mert'e Tasarlak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3D yazıcı üzerinden örnek bir printer alacağız. İsterseniz gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, videomuza geçtik. İlk etapta şu arkada Eligo marka yazıcımızın açma işareti var. Onu açıyoruz ve yazıcımız otomatik olarak çalışmaya başlıyor gördüğünüz üzere. Bugün daha çok çalışma prensibi üzerinde bir bilgi vereceğiz. Alt tabla nüzumuza takıldığı olduğu oynar baş var. Yukarı aşağıları z eksi z artı şeklinde. Tablomuzda ileri geri şekilde hareket edebilmekte. Şurada benim bir dokunmatik ekranım var. Bu seyyar çıkabiliyor aynı zamanda. Şimdi ufak bir tasarım yapacağız sizlerle. Ekranım açıldı. Ekranım dokunmatik, sistemin kendine gelmesini bekliyorum. Sistem kendine gelince ilk etapta yapmam gereken şey yazıcımı ısıtmak, 200 derecenin üzerine çıkartmak. Gördüğünüz üzere burada dokunmatik ekranımız var. Derecesi, ısısı, her şeyi, koordinatları yazıyor. Hemen şuradan dilerseniz ayarlardan girelim. Temp'ten PLA'yı seçelim. PLA çünkü burada otomatik de değer verebiliyorsunuz ısıtmak için. Ama ben zaten nasıl söyleyeyim sizlere, 200 de yazabilirim, okay, 20 de yazabilirim, onaylayabilirim, sıkıntı yok. PLA, ABS, PTG, TPU bunlar benim şurada olan filamentlerimin ölçüsüne göre yapılan, yani ölçüsü diyorum, ham maddesine göre otomatik verebiliyorsa şimdi otomatik bir daha girmeye gerek kalmıyor. Benim şu an kullandığım PLA olduğu için PLA'yı seçiyorum. Bakın otomatik olarak, yanlışlıkla tıkladım. Şuradan seçtiğim zaman PLA'yı otomatik olarak yazıcım ısıtmaya başlıyor kendisini. Bunu nereden anlayacağım? Şuradan temp'ten geri geliyorum. Settings'e geldim. İlk başta ışıklarımızı açalım şöyle. Çalışma ışıklarımızı. İki tane ışığım var benim, burada onları aktif hale getirdim. Bir daha geri geldim. Bakın arkadaşlar, 96-98 dereceye kadar çıkıyor şu an burada. Bu benim 205 dereceye kadar çıkacaktı. 205 dereceye kadar çıkınca benim işlemim başlamış olacak. Şimdi burası ısındıktan sonra şuradaki elementimi aralardan çıkartıyorum. Ve şuradan delikler var. Bakın şimdi ışık yanacak. Işık otomatik olarak yanmaya başladı zaten. Ama şimdi şunu biraz çekeyim. Şimdi biraz sokayım. Çünkü filament arkadan çıkmış oldu. Bakın arkadaşlar, filament aşağıdan çıkmış bu vaziyette oldu. Ve burada geçelim. Bu zaten bu oynar bir baş. Filamentin şekline göre oynama özelliği var. Derecem 208'e 208 dereceye kadar gelmiş. Ben filamentimi takabilirim. Filamentimi takarken şurada olan deliği görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya girecek ama şuradaki tırnağı bastırarak olması lazım. Hemen ben oraya takıp video geri döneceğim. Evet arkadaşlar, tırnağa bastırıp filamentimi taktım ve alttan nozuldan filament akmaya başladığı zaman işleme hazır hale geliyor demektir. Diyelim ki bilgisayarda çizimimi yaptım. SolidWorks'e çizimimi yaptım. Ardından USB ile yazıcımı aktardım. Buradan geldiğim zaman print kısmına tıklıyorum. Print kısmında model. Ve buradan Not Shallow Planner var. Buna giriyorum. Tekrar bunu seçiyorum. Şimdi 57 dakika içerisinde basacakmış. Bir tanesi böyle. Cancel dedim. Şuradan geri çıktım. Fuller Pop. Buna bakalım. Bu 2 saat 10 dakika sürüyormuş. Hemen bir de ön izleme yapsın. Şöyle bir tabak şeklinde. Cancel dedim bir daha. Bir daha geri geldim. Şimdi biraz yazıcıya tıkladığım zaman burada yazıcı algılama yapıyor. Biraz geri gelmesi gösterebiliyor. Zaten fazlalık kısımları ben çeker atarım. Evet arkadaşlar, tekrardan videoya ben devam ediyorum.
Burada gördüğünüz üzere 22 dakika içerisinde bir gemi varmış. İki defa tıkladım, geri geldim tekrardan. Test kodlarına bakalım, burada herhangi bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bir daha geri geldim. Bench var, bench'e bakalım. Bench'in içi de sanırım boş. Ve bir daha print'e girdim. Model. Bench'i şimdi açıldı. Bu da 22 dakika içindeymiş. Bu da 22 dakika içerisinde bir gemi. Direkt ben bunu buradan Confirm diyorum ve otomatik olarak yazıcı işleme başlamış oluyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şimdi ben videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Diğer videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar, yazıcımızın fanı çalışmaya başladı ve bir gemi tasarımı yapıyoruz sizlerle birlikte. Bugün gemi baskısı yapacağız. Dokumatik ekranımdan seçmiştim her şeyimi. Ve gördüğünüz üzere şimdi yazıcım gemiyi basmaya başlayacak. Baskıyı çıkarmaya başlayacak. 22 dakika, 23 dakika civarında süren bir işlem bu. Ara ara ben size videoyu çekmeye çalışacağım. Hızlandırmış bir vaziyette. Bakalım istediğimiz sonucu elde edeceğiz mi? Arkadaşlar gördüğünüz üzere yazıcım oyuncak gemiyi basmaya başladı. Fanı da açtı. Hızlı şekilde filamentten, filament sensörünün aşağı doğru iniyor. Şöyle alttan göstermek gerekirse hızlı bir biçimde, yani hızını normal seviyede ayarladı. Fazla hızlı ayarlamadım. Baskı işlemim başladı. Baskı işlemim de tam 21 dakika. Şurada %100, %3'lük. %4 oldu şu an. Buradan ayarlar durdurabiliyorum. Işığı açıp kapatabiliyorum. Z'de ne kadar çalıştığını onu görebiliyorum. Ne kadar hız yaptığını görebiliyorum. Derecesini görebiliyorum aynı zamanda. Fanın ne kadar çalıştığını görebiliyorum. 21 dakikalık bir işlemimiz var. 21 dakika işlem sonucunda bakalım istediğimiz sonuca ulaşabileceğiz mi? Videonun sonunda bu kadar bekleyeceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, baskımızın sonuna çok ama çok yaklaştık. Şuranı size göstereyim. %83'ü bitti ve sadece 3 dakikalık bir baskı sürecimiz kaldı. Dilerseniz gelin bu baskı sürecini sizlerle birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere baskımızı aldık. Yazıcımız kendisini yukarı çıkardı. Şöyle göstereyim ben size bu baskımızı. Gördüğünüz üzere güzel bir baskı oldu. Şimdi burada ben diyor baskı yaptım diyor. Buradan return'e tıklıyoruz.
ve daha sonra yazıcımızı kapatmak istiyorsak yazıcının sıcaklığı 150 derecenin altına inmesini bekleyin. 156 derece, yani 150'nin altına indiği zaman şöyle ki tırnağı basarak aynı anda hem buna basıyorsunuz hem nozulu yukarı doğru çekiyorsunuz. Ama nozulu da aşağı doğru bastırarak çekiyorsunuz ki altta kalan nozul varsa aşağı doğru aksın gitsin. Bugün sizlerle birlikte Elego marka yazıcımızı inceledik arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla video için bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Desteğinizi bekliyoruz.